Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ın güvenliği için önemli bir başarı sağlandı. Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Güçleri, ülkenin batısındaki en büyük askeri üssün kontrolünü sağladı. 15 bine yakın asker kapasitesi ve pisleriyle stratejik değerdeki Vatiye Üssü için başlatılan operasyon başarıya ulaştı. Barış fırtınası operasyonuyla çölün ortasında geniş ve korunaklı bir alana kurulu üs, 6 yıl sonra Hafter'den geri alındı. Barış fırtınası operasyonunu Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden tüm General Usame Cüveyli yönetti. Cüveyli, Hafter'in Batı Operasyonları Komuta Merkezi olarak kullandığı üste tam kontrol sağlandığını duyurdu. Hafter ve destekçileri 2014'ten bu yana Vatiye Üssü'nü kullanarak başkent Trablus'u bombalıyordu. Bu açıdan Hafter'in kanatları koparılmış oldu. Türkiye destekli gruplar sahayı böyle kontrol etti. Bu üs Libya'daki mücadelenin can damarlarından biri. Üssün geri alınmasıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti hava güvenliğini sağlayabilecek, hava harekatlarının kapsamı genişletilecek. Vatiye Üssü aynı zamanda tarihsel açıdan da stratejik değerdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar tarafından inşa edilen ve Ukbeb'in nafi olarak anılan Vatiye, Mitiga Havalimanı'ndan sonraki en önemli hava üssü. Bir dönem Kaddafi'ye ait Fransız yapımı çok maksatlı Dassault Mirage 2000 savaş uçaklarının filosu bu üste konuşluydu. Arap Baharı'nda NATO'nun bombardımanında altyapı hiç zarar görmedi. Vatiye Üssü, Tunus ve Cezayir'de de yakıt ikmali olmadan operasyon imkanı sağlıyor. Üste uzun süre yetecek kadar yaşam malzemesinin saklanabileceği bir sistem var. Vatiye'de kontrolün sağlanmasıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti güvenli bir üsse sahip oldu. Trablus'taki Zuvara Havaalanı'nın da sivil uçuşlar için kullanılmasının önü açıldı. موافقة على هدنة